Sonunda GPT mağazası açıldı. Son dönemde yaşanan OpenAI krizinin ardından gecikme yaşanmıştı ve bununla birlikte ChatGPT içerisinde de sorun yaşanıyordu. Ancak bu sorunlar çözüldü ve şimdilik her şey yolunda. Öncelikle GPT nedir, nasıl oluşturulur, kısaca ondan bahsetmek istiyorum. GPT, kendi yapay zekanızı oluşturabildiğiniz ve ChatGPT Plus içerisinde bulunan özel bir mod. Normalde ChatGPT'ye istediğiniz soruları sorabiliyorsunuz. Ancak çoğu zaman genel cevaplar veriyor ve eğer doğru istemleri girmezseniz beklenen yanıtları alamıyorsunuz. GPT'lere ise bir konuda uzman ve o konuda detaylıca sohbet edebileceğimiz kişisel yapay zeka asistanı diyebiliriz. GPT'ler nasıl eğitilir? Onun hakkında detaylı bir videom var. Mutlaka izleyin. Şimdi ise mağaza nasıl olmuş ona göz atalım. GPT mağazası Explore GPT bölümünde yer alıyor. Buradan GPT mağazasına ulaşabilirsiniz. Sade ve şık bir tasarımı var. Ortada ise büyük bir arama çubuğu mevcut. Aradığımızı bulma konusunda iyi iş çıkarmışlar diyebilirim. Alt tarafta ise GPT'leri kategorilere ayırmışlar. Görsel oluşturma, metin, üretkenlik gibi birçok seçeneğimiz mevcut. En başta ise en çok tercih edilen GPT'ler var. Haftanın en iyileri ve şu ana kadar en çok kullanılan GPT'ler yer alıyor bu başlık altında. Bununla birlikte OpenAI'nin oluşturduğu GPT'leri de ayrı bir başlık içerisinde toplamışlar. Sağ üst köşede ise yeni bir GPT oluşturabiliyoruz ve oluşturduğumuz kendi GPT'lerimizi görebiliyoruz. Sol üst köşede ise bir dünya ikonu var. Buraya geldiğimizde Global View On diye bir seçenek var. Bunun bu şekilde kalması gerekiyor. Bu seçeneği eğer off yaparsanız anlık olarak yayınlanan GPT'lere ulaşamayacaksınız ve daha kısıtlı bir arama yapıyor bu şekilde. Fakat dünya genelinde yeni çıkan GPT'lere ulaşmak için bunu mutlaka Global View On yapmanız lazım. Yani global görünüm aktif şekilde bırakmanız gerekiyor. Şimdi GPT'ler içerisinde neler var? Hızlıca göz atalım. İlk önce en çok kullanılan GPT'ler hangileri? Onlara bir göz atalım. Bunlardan bazılarını size göstermek istiyorum. Burada kod yazabildiğimiz, akademik araştırma yapabildiğimiz, PDF analizi yaptırabileceğimiz birçok GPT mevcut. İlk önce PDF analizi olana bakalım. Ask Your PDF GPT'sine geldik. İlk olarak bu GPT genel olarak ne işe yarıyor onu anlatan açıklamalar var. Hemen altında ise bu GPT'nin kim tarafından oluşturulduğunu görebiliyoruz. Bu GPT içerisinde birden fazla dosya ile sohbet edebiliyoruz. Özet çıkarabiliyoruz, bu özetlerden alıntılar yapabiliyoruz. Bir makalenin PDF'sini yükleyin, ardından o PDF içerisindeki bilgileriyle sohbet edin. Diğer bir GPT'miz ise makale arayan bir GPT. Adı ise Consensus. Bu GPT ile çeşitli konularda makaleleri hızlıca bulabilir ve diğer araştırma konuları hakkında bilimsel cevaplar alabilirsiniz. Geldik bir diğer popüler GPT'miz Canva'ya. ChatGPT'nin gücü ile Canva birleşti. Burada sohbet ederek istediğiniz tasarımı oluşturabilirsiniz. Ayrıca oluşturduğu tasarımları Canva'ya aktararak hızlıca düzenlemeye devam edebilirsiniz. Gerçekten güçlü GPT'lerden birisi, mutlaka deneyin. Bir diğer ilginç GPT'miz ise GPT arayan GPT. Eğer OpenAI'nin sunmuş olduğu arama seçenekleri size yeterli gelmezse buradan GPT araması yapabilirsiniz. Bu GPT bazı durumlarda mağazada olmayan GPT'leri bulabiliyor ve eğer bu GPT'nin tanıtıldığı bir internet sitesi var ise bizi direkt olarak oraya yönlendirebiliyor. Popüler GPT'ler ile devam edelim. Bir diğeri ise Logo Creator. Bu GPT ile detaylıca sohbet ederek logo oluşturabilirsiniz. Kendisi sizi adım adım yönlendirecek. Logo türü ne olsun, detaylı mı olsun, basit mi olsun gibi. Logoyu oluşturdu ancak logo güzel değil. Kendisiyle konuşarak istediğiniz tarzda logoyu ortaya çıkarabilirsiniz. Biraz da farklı GPT'lere bakalım. Bu GPT'miz ise sizin yüklediğiniz görsellerinizin benzerlerini ortaya çıkarıyor. Hemen deneyelim. Bence gayet iyi oldu. Hem yüklediğim görsele benziyor hem de hava şartlarını istediğim gibi yağışlı yaptı. Diğer bir GPT'miz ise YouTube özetçisi. Kendisine bir YouTube bağlantısı veriyoruz ve o video hakkında bize açıklamalar yapıyor. Hemen ücretsiz yapay zekaları anlattığım videonun bağlantısını buraya ekledim. Gayet başarılı bir şekilde özetledi. OpenAI şu ana kadar yaklaşık 3 milyon GPT'nin üretildiğini açıkladı. Tabii ki bu GPT'lerin hepsi mağazada yer alıyor mu açıkçası bilmiyorum. Muhtemelen kendimiz için ya da arkadaşlar arasında paylaşılan GPT'ler de vardır. Bununla beraber çok kullanılan GPT'lere para ödeneceği açıklanmıştı ve bu ödemeleri ilk olarak Amerika'daki kullanıcılar alacak. Zamanla bu ödeme sistemi tüm dünya geneline yayılacaktır. Ben gerçekten beğendim GPT mağazasını. Zaten GPT oluşturma devrimsel özelliklerden birisi
ve ilerleyen dönemlerde çok daha fazla özelliğin geleceğinden eminim. Ayrıca yeni bir ücretli versiyon duyuruldu, takım üyeliği. Bu üyelik Plus üyeliğine nazaran çok daha fazla mesaj hakkı veriyor. Yani GPT-4'ü ve diğer özellikleri çok daha uzun süre kullanabileceğiz. En az 2 kişi olmanız isteniyor ve ücret ise kişi başı $25. Son olarak eğer bir GPT ürettiyseniz ve bunu mağazada yayınlamak istiyorsanız ayarlar bölümüne gelin ve isminizi onaylayın. Bunun haricinde internet sitenizi ve mail adresinizi ekleyebilirsiniz fakat bunlar isteğe bağlı. Ancak isim onaylama zorunlu. Bunu da belirtmek istiyorum. Mail adresi ise kullanıcılardan geri bildirim almak isterseniz önem kazanıyor. Diyelim ki GPT içerisinde değişiklik yapmak istiyorsunuz ve bunu o GPT oluşturan kişiye haber vermeniz gerekiyor. Bunun için sol üst tarafta bulunan GPT'nin ismine geldikten sonra alt tarafta Send Feedback kısmı var. Buradan GPT'yi tasarlayan kişiye mesajınızı gönderebilirsiniz. Sizler de bu şekilde geri bildirim almak istiyorsanız mutlaka mail adresinizi ekleyin. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanalın gelişimi için bu çok önemli. Destekleriniz beni gerçekten motive ediyor. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.